Ee, tekrarlayan gebelik kayıplarında Sonuçta sağlıklı gebelik elde etme şansı nedir ve bu nelere bağlıdır? Evet ee, şimdi biraz önce de söyledim hastalarımızın çok karam, karamsarlık yaşayabileceği bir olay bu hem hasta için hem doktor için ama neyse ki e, yaklaşık hastalarımızın ortalama genelleyecek olursak yüzde yetmişinde yani canlı doğum elde etme oranları var ki bu var. yüksek bir oran ama Elbette bu ...hani her hasta için geçerli değil... ...bu genel bir ortalama... E, ...bu saptayabildiğimiz nedenlere bağlı... E, ...annenin yaşına bağlı... ...daha önce kaç tane düşük yaptı. Tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz ama altı düşüğü mü oldu yedi düşüğüm, buna bağlı. En önemlisi burada anne yaşı ve tekrarlayan gebelik kayıplarının sayısı. E, sayısı. Hı hı. Ardından da işte haftası haftaya... önemli mi yani mesela bir gebelik kaybı kimyasaldır bir gebelik kaybı sekizinci hafta kaybıdır. Ya da iki gebelik kaybı da on haftanın üstüdür. Yani şöyle diyebilir miyiz e, kaybın yaşandığı gebelik haftası ilerledikçe ...prognoz değişir, kötü olur veya yani... ...neye göre karar Aslında veriyoruz biz? Aslında çok gebelik haftasıyla biz prognozu çok alakalı da bağlamıyoruz. Değil o zaman kime Daha çok gebelik bir kaybıda? etiyolojik biraz önce söylediğimiz... ...nedenlerle alakalı işte örneğin... Şeker hastasıdır, hiç fark etmemiştir. Düzenli bir endokrinolojik kontrolle düzelir. Bundan sonra gayet sağlıklı bir gebeliği olur. Veya e, rahim değerlendirmesinde bir perde vardır. Buna gebelik Hı -hı. olmadığı dönemde müdahale edilmiştir, kesilmiştir. Bundan sonra sağlıklı bir gebeliği olabilecektir. Veya her şeyi yapmışızdır, herhangi bir neden bulamamışızdır. Bu grupta bile ama %70'in üzerinde canlı doğum oranlarının olduğunu hastalarımıza Söyleyelim. Söylüyoruz. O evet. zaman özetle şöyle, tekrarlayan gebelik kayıpları yaşamışlarsa mutlaka çok iyi bir değerlendirmeden evet, geçirilmeli. Kesinlikle. O değerlendirmelerde saptanan ve tekrarlayan gebelik kaybına sebep olan bir sorun varsa o sorunu mutlaka üzerine gidilmeli. Evet. Tiroit hastasıysa tiroit ilacı verilmeli. Şeker hastasıysa mutlaka tedavisi düzenlenmeli. Rahimle ilgili bir anormallik varsa o giderilmeli. Kan sulandırıcıların verilmesi gereken durumlar var. Gerekirse onlar verilmeli. Bu şekilde gebelik devam ettirmeli ama neden ortaya kon, konamıyorsa bir neden yoksa yine çok tedirginlik yaşamalarına gerek Bu durumda bile evet yok. sonuçta hani annenin yaşı uygunsa ek hastalıkları yoksa yani o değerlendirmesi uygunsa bunda hani gebelik denenip, canlı doğum olasılığı Beklenti, artırılacak. Beklentimiz var evet, yine. Evet, Peki bunu hep soruyorlar gebelik kaybı, tekrarlayan gebelik kaybı yaşadıktan sonra bir çiftin beklemesi gereken bir süre var mı? Yani şöyle diyebilir misin? Gebelik kaybı yaşadı, ikinci bir gebelik kaybı yaşadı, planlı tekrar gebe kaldı, tekrar gebelik evet, kaybı yaşadı. Evet. Bir ay ara verin, altı ay ara verin, bir Aa, yıl ara verin. Aslında gibi. böyle bir şey yok. Çok Hı -hı. uzun ara vermelerine de gerek yok ama biraz önce söylediğimiz o değerlendirme kısmını ihmal etmedik, yapıldıktan sonra. Neden ortaya konamadı? Evet böyle uzun süreler beklenmesi önerilmiyor, önerilmiyor aslında mi? önerilmiyor hani o zaman bundan korkmalarına gerek korkmalarına yok korkmalarına yani gerek gebelik yok Aynen. Bir yaşadık bir ay içinde iki ay içinde dört bu ay içinde bu gebelik hormonları işte adet düzeni vesaire normale döndükten sonra tekrar hemen Gebe bir sakınca yok evet bu herhalde senin de benim de en, evet, en sık evet, karşılaştığımız evet, soru gerçekten evet. hocam gibi. evet altı ay bekleyin diyorlar yok. bir yıl bekleyin diyorlar ya ya da işte üç gebelik kaybı yaşadık bizim en az iki yıl beklememiz yok. gerekiyormuş böyle süreler evet, yok bilimsel sonuçta. olarak bildiğimiz böyle yok. bir şey yok Hı -hı. Hı -hı. peki gebe kalmayı planlayan bir çifte mutlaka tavsiye ettiğin... gebe kalmadan önce mutlaka tavsiye ettiğim folik asit dışında ek... Yani e... bunları yaptırmış olduğunu varsayarak evet. biraz önce Hı -hı. hani bunların haricinde e, kadın doğum muayenesinin olmasını işte en azından hani biraz önce söylediğimiz o temel tarama testlerini tiroid e, şeker gibi baktırdıktan sonra herhangi bir folik asit e, alması dışında herhangi, herhangi bir ek, dönüş, önerim ek önerim yok. De... Zaten. Ama akrabalık varsa bilinen başka bir kronik biraz önce bahsettiğimiz o riskli gebeliğin statüsüne giren herhangi bir kronik dahili hastalığı varsa hani bunun için gene kadın doğumcusuyla önceden görüşüp e, ilgili branşlarla da e, yönetimini Mutlaka, evet. yapıp öyle gebe kalmasını önereceğiz. O zaman aslında tekrarlayan gebelik kayıpları çok da gerçekten üzülmelerini gerektiren. Çok e, umutsuz da elbette hani hastalarımız açısından zor bizim açımızdan da zor ama... E, ciddi oranda yüksek oranda da canlı doğum olasılığı yüksek. var. Evet. Özellikle tek gebelik kaybı olduğunda bir kere düşük Ondan yaptığında hiçbir yere çok gerekmiyor. karamsarlığa Hı. kapılmamaları gerekiyor. Çünkü kesinlikle, çok üzülüyorlar. Kesinlikle. Hı. Oldukça da sık görülüyor zaten. Her on gebeden Gebelikten birinde biri. rastlıyoruz buna. Hı. 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 E, karamsarlığa kapılmalarına gerek yok. Gerek yok. <laughs>